Gazete manşetlerinden bizleri izleyen herkese merhabalar, günaydınlar değerli ETV seyircileri. Öncelikle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle sözlerimize başlıyoruz ve gazetelerden dengeye göz atıyoruz öncelikle. İddialarını kanıtlasınlar çerçiden Hodri Meydan Dengenin manşeti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ETV ekranlarında kendisi için kullandığı "Manisa'nın bir numaralı FETÖ'cüsü" cümlesine yanıt veren Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, "Boyundan büyük laflar ediyorsun" dedi. Çerçi açıklamalarında iddiaları doğruysa kanıtlasınlar sözlerine de yer verdi. ETV'de yayınlanan "Manisa'da Neler Oluyor" programı konu ve konuklarıyla Manisa gündemine damgasını vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i ağırlayan program, Manisa Milletvekili'nin Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi hakkındaki iddialarıyla kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Özel, Yunus Emre Belediye Başkanı Çerçi'yi FETÖ'nün Manisa'daki bir numaralı adamı olmakla suçlamıştı. CHP'li Özgür Özel'in ileri sürdükleri iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırarak çok konuşulmuştu. Cevap hakkı doğan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'yi aynı programa katılarak CHP'li Özgür Özel ve Doktor Tur Yıldız Biçer'in iddialarına yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Çerçi, yanında getirdiği dosyalarla durumu Manisalılara anlattı. Başkan Çerçi, konuyu avukatlarına devrettiğini belirterek gerekli cevabın kanun önünde verileceğini duyurdu. Çerçi, "Yapmam gereken o kadar çok işim, o kadar çok projem var ki, inanın bunlarla uğraşacak vaktim yok, vatandaşım hizmet bekliyor, iddiaları doğruysa kanıtlasınlar" dedi. Sayfa 5'te haberi detaylı olarak okuyabilirsiniz. Mustafa Tadil'e ait bir özel habere geçelim. Veliler ve öğretmenler aman dikkat! Okul öncesi çocukların, ana sınıfı öğrencileri ve ilköğretim birinci sınıflarının en çok kullandığı kırtasiye malzemelerinden boyalı oyun hamurları kanserojen tehlike saçıyor. Bu tehlikenin farkında olduklarını ve bilinçli satıcılık ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Manisalı oyuncak mağazası sahipleri, üzerinde belge bulunmayan ve lisanssız ürünleri dükkanlarına sokmadıklarını belirtti. Oturma eylemi 4. haftasına girdi. Kamu Emekçileri Sendikası'na bağlı sendikaların üyeleri, kanun hükmünde kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan ya da ihraç edilen üyeleri için "İşimi, ekmeğimi geri istiyorum" sloganıyla başlattığı oturma eylemini 4. haftasında da sürdürdü. Bir özel haber daha, Manisa Türkiye ortalamasında iyi yerde başlığının altında Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nuhutçu, İl genelinde yapımına başladığımız maske genel müdür yardımcısı Erdal Nuhutçu, il genelinde yapımına başladığımız 4 adet atık su arıtma tesisi kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak. Manisa olarak il genelinde atık su arıtma tesisleriyle nüfus oranı baz alındığında %80 civarıyla Türkiye ortalamasında iyi yerdeyiz dedi. Devam edelim. Manisa'nın sesindeyiz. Manisalılar İzmir'e kaçıyor manşet başlığı. Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Aküz, Manisa'daki yüksek kira fiyatlarının vatandaşı İzmir'e yönlendirdiğini söyledi. Aküz, sanayisi ve tarımıyla cazibe merkezi haline gelen Manisa'da kira ve konut satışlarında yaşanan fiyat artışının birçok çalışanın yarım saat mesafedeki İzmir'e yönelmesine neden olduğunu ifade etti. Emlak fiyatlarındaki artışlara TOKİ'lerin de çare olamayacağını belirten Aküz, imar sorununun çözülmemesi halinde bu sıkıntının giderek büyüyeceğini dile getirdi. Defalarca benzer haberleri okumuştuk Manisa'nın yerel gazetelerinden. Yine o haberlerden bir tanesi Manisalılar İzmir'e kaçıyor, sebebi de Manisa'daki yüksek kira ve ev fiyatları, bunun sebebi ise bir türlü çözülemeyen imar problemi. Güvercinler güzellik yarışmasında yarıştı. Hünkari adı verilen Manisa'ya özgü klasik hünkari ve Manisa azmanı cinsi güvercinler Salihli'de düzenlenen güzellik yarışmasında yarıştı. Ege ve Marmara bölgesinden güvercinlerin katıldığı yarışmada dereceye giren güvercin yetiştiricilerine ödül verildi. Sırça kümesi tiyatro severlerden yoğun ilgi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosu ünlü yazar Williams'ın kaleme aldığı ve toplum tarafından soyutlanmış bireylerin yaşam mücadelesini anlattığı Sırça Kümes adlı oyunun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Bayburt'tan rehavete kapılmayın uyarısı, AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı Danışma Meclis toplantısında konuşan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, rehavete kapılmamak gerekiyor. Nasıl olsa bu referandumdan evet çıkar gibi yanlış şeyleri düşünmeyelim. Bizim en zayıf noktamız kendimizi en güçlü gördüğümüz zamandır. Rehavete kapılmak, çalışmamaktır, dedi. Milletvekili Özdağ esnafla bir araya geldi diyor AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ Manisa'da esnafla buluşmuş. Atık tahtaları sanat eserine dönüştürüyor. Manisa'da ortaokul yıllarında hobi olarak başlattığı el sanatları merakını meslek haline getirerek hayalini gerçekleştiren el sanatları ustası Cengiz Yeziz artık tahta ve ahşap parçaları atölyesinde eserlere dönüştürerek sattığı eserlerle geçimini sağlıyor. Devam edelim. Manşet gazetesindeyiz. Baybatur'dan rehavet uyarısı. Az önce Manisa'nın sesini de ilk sayfada aktardık. Aynı haber Manşet gazetesinin manşetinde. Bakalım TOKİ'ler çare olmayacak. Bahattin Akyüz'ün yine Manisa'daki emlak piyasası ile ilgili yaptığı değerlendirme. Şehzadelere iki yeni çok amaçlı salon bir diğer haber. Şehzadeler Belediyesi tarafından Yeşilköy Mahallesi ve Hacı Haliller Mahallesi'nde yapılması planlanan iki adet çok amaçlı salonun ihalesi tamamlandı. Devam edelim. Bölgesel gazete Yeni Asır'dayız. 15 Temmuz'un cevabını verin. Bahreyn ziyareti öncesinde konuşan Erdoğan yine anayasanın halkımıza çok iyi anlatılması gerektiği uyarısında bulunarak 16 Nisan 15 Temmuz'un cevabı olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahreyn hareketinden önce önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölücü terör örgütü hayır diyor. Kandil'in uzantılarıyla hareket edenler hayır diyor. Benim milletim 248 şehidimi öldürenlerle birlikte hareket etmeyecektir. 16 Nisan'da evet diyerek gereken cevabı verecektir. 16 Nisan, 15 Temmuz'un cevabı olacaktır dedi. Binali Yıldırım'a bakalım. Başbakan, belediye başkanı ve meclis modeli. Başbakan Yıldırım, belediye başkanlarına referandum süreci için yapacakları çalışmaları anlattı. Referandumla getirilen sistem aslında sizin yıllardır uyguladığınız modelin aynısı diyen Yıldırım, şimdi belediyedeki başkanı ve belediye meclis modelini tüm Türkiye'ye getiriyoruz dedi. Urla'da vahşet, başıboş sokak köpekleri sanat sokağında 7 yaşındaki Muhammed'e saldırdı. Küçük çocuk şans eseri ölümden döndü. Yeni Asır'ın özel haberi ilk sayfada. Devam edelim. Ulusal gazetelere geçiyoruz ve Milliyet'teyiz. Enerji satan ülke olacağız. Türkiye'nin 10 yıl sonra enerji ihraç edebileceğini söyleyen Bakan Albayrak, bunun şartlarını sağlamalıyız. Altyapı tedarik iyileştirme sistem genişletilmesi gibi dedi. Türkiye için evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Haliç Kongre Merkezi'nde kabul etti. Demirören görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı sistemi için 16 Nisan'daki referandumda Türkiye için evet diyeceğini açıkladı. Baylokçu arama motoru bir diğer haber başlığı. MİT'in çözdüğü 215 bin kişilik baylokçu listesi emniyet kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele dairesine yönlendirildi. Kom dairesi de listeyi Google arama motoru benzeri bir yazılımla 81 il emniyet müdürlüğünün kullanımına açtı. En acı nöbet Elbap'ta bir şehit daha. Elbap'ta Rus uçaklarının kaza ile vurması sonucu şehit olan ve önceki gün Sakarya'da toprağa verilen 23 yaşındaki sözleşmeli er Ömer Akkuş'un babası Mahmut Akkuş, asker kıyafetiyle oğlunun mezarı başında nöbet tutup dua etti. Devam edelim. Sabah gazetesi Kozmik Oda Kumpası'nın iç yüzü diyor manşette. FETÖ'nün Türkiye'nin gizli güvenlik bilgilerini ele geçirdiği Kozmik Oda Kumpası'nın mağdur
mağduru gizemli Albay Baki Kaya sabaha konuştu. Kozmik odada ne bulacaklarını umdularsa benim üzerimden böyle bir operasyon planladılar. Bu kumpasta beni seçmelerinin nedeni dönemin başbakan yardımcısıyla aynı sokakta oturmamdı. Kozmik Oda operasyonu 15 Temmuz'un ön aşamasıdır. Elbap'ın alınması artık an meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dört yandan kuşatılan Elbap hallolmak üzere diye bir açıklamada bulunmuş Sabah gazetesinin ilk sayfasında. MHP tabanı evet diyecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın referandum için net mesaj verdi. MHP tabanının büyük çoğunluğu referandumda evet yönünde oy kullanacak. Kararsızları da mitinglerde, toplantılarda ikna edeceğiz. Terör örgütleri hayır cephesinde saf tuttu. Bir şer cephesi oluştu. Bunlara karşı millet için, devlet için evet diyeceğiz. Devam edelim. Habertürk gazetesi. BAP'tan sonra durmak yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DAEŞ'ın BAP'ı terk etmesi an meselesi dedi. Rakka ve Membiç'e işaret etti. Bir özel haber var. Diyanete zor sorular. Üniversiteliler Müslüman'ın üniversite hayatı nasıl olmalı gibi sorular sordu. Cevaplar kitaplaştırılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü geçen hafta Antalya'da KYK Manevi Rehberlik Semineri düzenledi. Seminerde yurtta kalan üniversite öğrencilerinin en çok sorduğu sorular rapor haline getirildi. Eğlence yerinde müzik dinlemekte dinen sakınca var mı? Kız erkek arkadaşlığın sınırı ne? Kopya çekmek kul hakkı mı? Büyü tutar mı? Cevaplar kitap yapılıp okullarda dağıtılacak diyor Habertürk gazetesi. Devam edelim. Sözcü gazetesindeyiz. Hayır diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci Kanal D'den kovuldu. Evet deseydi yine kovulacak mıydı? Ünlü spikerle ilgili karara her kesimden tepki yağdı. Kanal D yönetimine bu soru yöneltildi. Değirmenci ise sözcüye şunları söyledi. Ben devletin koyduğu iki seçenekten birini seçtim. İşsiz kaldım. Bunu hayatları boyunca yapan 9 köyden kovulup 10. köyden yazan meslek büyüklerim var. Yarını da umutla direnenler ve halkın yanında duranlar kalıyor. Suriye'nin PKK'sı YPG Mehmetçi'ye karşı hazırlık yapıyor. Hainler Membiç'te hendek kazıyor. Bir diğer haber başlığı. Erdoğan'ın Elbap'tan sonra Membiç'e de gireceğiz demesi ABD'nin ağır silah ve zırhlı araçlarla donattığı PKK'lı teröristler harekete geçirdi. Arda Turan sözcüye konuştu. Pişman değilim. Ünlü futbolcu Rıdvan'ın çağrısına uymasını eleştirenlere değil, Atatürkçülüğünü sorgulayanlara kızdığını söyledi. Arda başından beri Erdoğan'ı desteklediğini belirterek politik tercihini Ecevitçi, Karaoğlancı bir babanın oğluyum ama ben hep sağdaydım diye açıkladı. Arda'nın Barcelona'daki 6 kişilik ekibi ise hayırcı çıktı. Ünlü futbolcu beni caydırmak için sürekli Barış Manço'nun hayır şarkısını çalıyorlar dedi. Rahmi Turan'a bakalım. Marco Paşa. Haklı mısın, haksız mı? Kanıt var mı, yok mu? O halde, yani olağanüstü halde kanıta manıta bakılmıyor arkadaş. Bir sürü değerli hoca, profesör, doçent, öğretim üyesi kanun hükmünde kararname ile kapının önüne konuldu. Bu hocalar öyle kolay yetişmiyor. Ne yapıyorsunuz beyler? Bu gidişle o hal devleti olacağız. Hatta olduk bile. Kimsenin itiraz hakkı yok. Çünkü kanun hükmünde kararnamelere yargı yolu kapalı. CHP'nin başvurusunu Anayasa Mahkemesi reddetti. İtiraz yollarını kapadı. Ey Anayasa Mahkemesi'nin muhterem üyeleri, ey yüksek yargı mensupları, ülkenin hayati sorunlarına Anayasa Mahkemesi bakmazsa kim bakacak? İnsan hakları çiğneniyorsa, demokrasinin ruhuna Fatiha okunuyorsa, kurunun yanında yaşlar da yanıyorsa, vatandaş derdini Anayasa Mahkemesi'ne değil de Marco Paşa'ya mı anlatacak? Etmeyin, eylemeyin beyler. Önce şuna karar verin. Bu ülkede demokrasi, hak ve hukuk var mı yok mu? Eğer hukuk varsa sizin anladığınız hukuk mu bu? Anayasa Mahkemesi ne iş yapar söyler misiniz? Etliye sütlüye karışmadan sadece maaş mı alır? Ayıptır ya diyor Rahmi Turan. Devam edelim. Fanatik gazetesindeyiz. Spor gündemine de bir göz atalım.
Aslan 9 puanlık maçı kaybetti. Bu da kaçar mı başlığı atılmış. Önce Beşiktaş, dün gündüz saatlerinde de Başakşehir kaybetti. Galatasaray'a zirveyle farkı 2 puana kadar indirme şansı doğdu. Fakat arenada kazanmak için büyük motivasyonla oynayan taraf Kayserispor'du. 2 hafta önce Fener'i yıkan Sergen Yalçın'ın takımı Aslan'ın ağlarına ilk yarıda 2 kafa golü bıraktı. Cimbom ancak bitime 10 dakika kala uyandı. 89'da skor 2-1'e geldi. Sarı Kırmızılıların hemen ardından bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray uzatmalarda 2 net pozisyonla beraber çok büyük bir fırsatı da kaçırmış oldu. Arena fena sarsıldı. Evet sevgili izleyiciler, gazete manşetlerinden aktaracaklarımız bugünlük bu kadardı. Yarın sabah biz yine gazete manşetleriyle TV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.